kış kayıplarının iki ana sebebi vardır. Ya bunlar daha da fazla olabilir, yani 3-4 olabilir ama iki ana sebebi vardır. Şimdi en büyük hata, kovanları aşırı derecede yalıtıyorlar. Kovanların fazlaca yalıtılması. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün 5 Şubat, Beşikdüzü'ndeyim. Sahildeki arılarımın yanındayım. Trabzon Beşikdüzü 100 rakımda. Benim 100 rakımda, 300 rakımda ve 1400 rakımda 3 farklı kademede arılarım var. Hepsine de aynı sistemi uyguluyorum. Hepsinde de başarılı bir şekilde yoluma devam ediyorum. 1400 rakımdaki arım şu anda bugün burada gelen kırmızı, sarı renkli olan polenleri bir daha ancak Nisan ayında görebilecek. Herhangi bir sıkıntı yok yine de. Bugün 3 Şubat, sabah saat 9. Dün güzel kar yağdı. Göletin üzeri buz. Burada 3 katlı bir arım var. Altta 1. ve 2. katta bir tane arı ailesi var. 3. katta başka bir arı ailesi var. O zayıf olduğu için propolis ızgarasıyla güçlü olan arımın üzerine koydum. 3 katlı bu şekilde kışlıyor. Havada -11. Şimdi anlatmak istediğim, nasıl ben kış kaybı yaşamıyorum, nasıl ben şu anda güzel giden havalarda herhangi bir endişeye kapılmış değilim, herhangi bir stres yaşamıyorum, nasıl rahatım, neden benim için önümüzdeki dönem arı fiyatlarının bir değeri yok, onlar için herhangi bir kafama taktığım durum yok. Arılarım nasıl sağlıklı? Yıllardan beri kış kaybı yaşamıyorum. Yıllardan beri nasıl güzel, tertemiz ballar alabiliyorum? Arılarımı nasıl yaşatabiliyorum? Onu anlatmak istiyorum. Çünkü görüyorum ki herkes şu anda giden sıcak havalardan endişeli. Gördüğüm kadarıyla sosyal medyada da arı ölümleri bayağı bir var. Ki aynı geçen yıl olduğu gibi bu yılda Mart ayında bayağı ciddi soğuklarda gelebilir. Şu anda bile zora girmiş arıların bu Mart ayından nasıl çıkacağı meçhul. Ben kendi açımdan nasıl başarılı oluyorum, nasıl kafam rahat gidiyorum, onu anlatmak istiyorum şimdi. Bilhassa da benim kendi bölgemdeki arıcılar, Doğu Karadeniz'deki arıcılık yapan arkadaşlarım bu söylediklerimden, yani işine geleni, aklına yatanı, mantığını, uyanı alırsa, yani bunu kesin yapmalısınız diye de benim bir direktif verdiğim yok. Ben kanaat önderi değilim zaten. Sadece kendi nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Belki video biraz da uzun olabilir ama yapacak bir şey yok. Çünkü beni takip edenler benim için bir lütuftur. Yani ben onların hiçbirine beni takip edin demediğim halde onlar beni takip ediyorsa ben samimiyetle nasıl yaptığımı anlatmak konusunda kendimi yükümlü gibi görüyorum. Şimdi kış kayıplarının iki ana sebebi vardır. Ya bunlar daha da fazla olabilir, yani 3-4 olabilir ama iki ana sebebi vardır. Bunlardan birincisi yetersiz beslenmedir. İkincisi ise yetersiz varroa yönetimidir. Varroa yönetimi yetersiz beslenmenin yanında aslında çok daha gerilerde gelir. Ama varroa konusu da çok çok önemlidir. Çünkü birçok sonucun başlangıcı yönetilmeyen varroadır. Yeni arıcılar çoğunlukla varroayı bitirmek için basabildiği kadar ilaç basarlar. Herhangi bir reçeteye, takvime uymazlar. Üzerine giderler yine de başarılı olamazlar. Çünkü varroayı kabullenmezler. Aslında varroa kabullenilmesi gereken bir şeydir. Kovanların içinde belli bir eşiğin altında kaldığı sürece arılara zarar veremez. Arıların sağlığını bozamaz. Bu konuda da varroayı nasıl biz Avrupa bal arısına, kendi bal arımıza bulaştırmışsak insanoğlu olarak, ona da yine bu konuda yardımcı olacak olan biziz. Şimdi gelelim birinci konuya, yetersiz beslenmeye. Benim gördüğüm Doğu Karadeniz'de, hele hele Türkiye Cumhuriyeti'nde aslında ilk önce benimsenmesi gereken, ilk önce akla yatırılması gereken konu, masaya serilmesi gereken konu bu beslenme konusudur.
Şimdi arılarımızın doğal döngüsüne bakarsak, yani diğer hayvan yetiştiricileri, çobanlar, seyisler, bunlar kendi yetiştirdiği hayvanları çok iyi tanıyorlar ve cidden seviyorlar. Bir küçük baş besleyen, bir büyük baş besleyen, ne bileyim herhangi bir kanatlı besleyen, gerçekten ne zaman yumurtayı keser, ne zaman tüye girer, ne zaman beslemeyi iyi yapmalıyımı çok iyi bilir. Büyük baş ne zaman paytara gitmesi gerektiğini, hangi otu sevdiğini, ne zaman süte yatacağını, gebelik dönemini falan hepsini gayet iyi biliyor. Yani birkaç yılda bunu öğrenebiliyor. Fakat ülkemizde arıcılar ya arılarına kıymet vermiyor ya da bu işi sevmiyor. Sadece yandan para gibi bakıyor bu olaya. Evet, ben de para kazanmak için bu işi yapıyorum ama arılarımın da sağlıklı olması gerekli ki ben para kazanabileyim. Eğer arı sağlıklı değilse yandan para kazanmayı geçin. Aldığınız miktara değmeyecek bir işçilik yapıyor demektir bu. Çünkü işçilik artar, gelir azalır, bir anlamı yok. Herkes kaygılanıyor şu anda Nisan'da Mayıs'ta acaba arının çerçevesi kaç para olacak diye. Ben size söyleyeyim, bir dolu arı 3000'den aşağı satılmaz bu yıl. Eğer arı kayıpları olursa. Ki oluyor da. Şimdi besleme konusunda arılara şöyle bakmamız lazım. Arılar yılda kaç ay nektar toplayabiliyor? Kaç ay o topladığı nektarı tüketiyor, balı tüketiyor. Bunu bir kere bilinmesi lazım. Bu işi doğal olarak yapmaya kalktığımızda. Ben kendi bölgem açısından size anlatayım ne zaman nektar geldiğini. Mart ayında kara yemişlerden ve armuttan biraz nektar gelir. Ona da en fazla 2 gün verimli çalışır. Yağmurlar bastırır ve soğuk hava yüzünden dışarı çıkamaz. Soğuk hava ve yağmurlar ondan istifade etmesini, biriktirmesini engeller. Nisan ayına geldiğimizde bir şeyler gelmeye başlar. Hem meyve ağaçları, elmalar, kirazlar, lahana çiçekleri, yerdeki kara indibağlar falan çıkmaya başlar. Nisan'da biraz birikim başlar ama yine yağmurlar vurur bunu. Çok bir istifade edemez. Mayıs ayına geldiğinde evet nektar başlar Trabzon'da. Akasyaları, gerçi yağmur gene vuruyor. Kara indibağı, yerde açan yer çiçekleri. Yaban hurmasından güzel birikim gelir, barut ağacından güzel birikim gelir. Hemen arkasından Haziran'da kestane, peşi sıra ıhlamur, Temmuz ayında da yine nektar gelir. Birikim olur. Ne saydık? Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. 4 ay. Ağustos'ta kıtlık başlar burada. 4 ay arılar birikimi yapar. Geriye kalan 8 ayda bu topladığı pergayı, yani arı ekmeğini ve balı idareli bir şekilde tüketmek zorundadır. Peki biz nasıl davranıyoruz arılarımıza? Kışa girerken arılarımızı sıkıştırıyoruz. Onlara az bir miktar bal veriyoruz. Yani şurup veriyoruz. Hatta sıkıştırmak namına polenli çerçevelerini bile alıyoruz. Yani ben yapmıyorum da çevre genel ortak akıl olarak bu şekilde yapıldığını söylüyorum. Normalde doğada bir arı kolonisi, bir basketbol topunu düşünün. Bunun arı kümesi olduğunu düşünün kışa girerken. Bunu bir poşete koyun. Poşeti polen tabakası olarak düşünün. Sonra da onu bir mukavva kolinin içine koyduğunuzu düşünün. O kolinin de bal olduğunu düşünün. Arılar o kadar güzel çerçevede düzen kurarlar ki, kış düzeni. Yavru, polen, bal kemeri. Bu bal kemeri olmadığında problem büyür. Şimdi ben arılarımı daraltmadan kışa sokarım. Hiç boş gözenek kalmayacak şekilde de beslemesini yaparım. İçini sıvı yemle doldururum. Arılarımın yavru sahası, poleni ve dışarıda kalan bütün gözeneklerde baldır. Bu arılarım 1400 rakımda da aynıdır, 300 rakımda da aynıdır, burada 100 rakımda da aynıdır. Hiçbir iş konusunda da hayatını kaybedecek, sönecek diye de endişelenmem. Şimdi kışın gelelim arı sönmelerinin nasıl olduğuna. Daraltılmış bir arı veya daraltılmamış, ortada salkım küme halinde duran bir arı soğuk havalarda kıpırdayamaz. Ne yapar? Üzerindeki bal kemerini, mevcut kümenin olduğu noktanın yakınındaki balları tüketir. Daha sonra havalar ısındığında açılır,
yanlardaki balları alıp tekrar kümenin yanına gelir. Veya o kümeyi, o salkımı balın olduğu tarafa doğru kaydırır. Bunu yapabilmesi için de bu öğlen saatlerinde olduğu gibi sıcak havalara ihtiyacı vardır. Sıcak havayı hissedebilmesi için de güneşin kovana vurması lazımdır. Bence en iyi kış pozisyonu saat 10 ile 14 arasındaki güneşi hissedebilen kovan pozisyonudur. Yani bu güneşin kovanı aslında ısıtması lazımdır. Eğer ısıtılmayan noktalarda 1400 rakımdaki gibi benim deri içinde olan arımın olduğu gibi olacaksa sağı, solu, üstü her tarafı bal olmalı ki küme kenara kayamazsa bile baldan uzaklaşmasın, balondan uzakta kalmasın şeklindedir. Ha, aynı durumu ben yine burada garanti olsun diye de yapıyorum. Burada ekstra besleme avantajım varken bile kış döneminde orada yok diye onu yapıyorum. Yine burada da aynısını yapıyorum. Yine kafam rahat. Şimdi en büyük hata, kovanları aşırı derecede yalıtıyorlar. Kovanların fazlaca yalıtılması. Bu sağına soluna koyulan straforlar, önüne altına koyulan straforlar, mukavva kartonlar, onlar bunlar. Kovanı fazlaca yalıtmak kış döneminde arıya zaten tutumlu olması gerekirken elindeki yiyecekleri olabildiğince minimal seviyede bahara yetecek şekilde kullanması gerekirken ona ayrıyetten büyüktür bir zorluktur. Neden zorluktur? İyice normalde orta derecede bir yalıtım arılar için en iyisidir. Hani hiç yalıtmamak ve çok yalıtmak arıları zor durumda bırakır. Ama en iyi verim orta derecede yalıtmaktır. O da nedir? Kovan kapaklarınızın eğer havalandırması varsa havaları kapatın. Veya bu kovan, bakın bu kapakta herhangi bir hava boşluğu yok. İçinde köpük de yok. Bu sadece orta seviye bir yalıtımdır ve bu yeter. Nedir? İçerideki hava akımı oluşmasın. İçerideki sıcak hava yukarıdan kaçmasın. Bu arıya yeter. Hayli hayli yeter. Ama aşırı bir yalıtımda üstü, yanları, tekrar bir sarıp sarmalama, sıkıştırma onu arıyı zor durumda bırakır. Neden zor durumda bırakır? İçeride sıcaklık yükselir. Hele bir de besleme yapılır da yavruya yatırılırsa içeride salkım sıcaklığı yükselir. Yükselen sıcaklıkta arılar susuzluk çekmeye başlar. Arılar susuzluk çekmeye başladığında su kaynağına gitmek zorunda hissederler kendilerini. Bunu da aslında verdiğim keke mana bulur birçoğu. Yani kek verdim de suya çalıştı. Halbuki arılar susuzluk çektiği için suya giderler. Keki çözmek için değil daha çok. O onu arttırır. Arılar suya gidemediğinde, soğuk hava onları içeri hapsettiğinde, içeride dışkılamak zorunda kalırlarsa, bu sefer eğer o dışkılayan arı nosama hastalığında muzdaripse, onu taşıyorsa, kovanı da nosamaya bulaştırır. Onu da anlatayım yeri gelmişken. Önce bu yalıtımdan bahsedeyim. Aşırı yalıtılmış arılar içeride sıcak olur, suya çalışır, suya gitmek zorunda kalır, dışarıda ölüp kalır birçoğu tarlacı olarak. Yakında su kaynakları varsa gene bir sorun yaşamayabilir. Bunda önemli olan arıları fazla yalıtmamaktır. Arıları fazla yalıtmadığınızda içeride arılar kendi dengelerini daha iyi korurlar. Bir ikinci sebep de öğlen güneşi kış döneminde arada bir arılara vurduğunda arıların kovanını ısıtır. Bu ısınan kovanda da arılar dışarı çıkar, temizlik uçuşunu yapar, geriye döner. Benim arılarımda belki nosema olabilir ama yayılmıyor. Ben dışarıdan arı almıyorum gerçi. Herhangi bir problem yaşamam da zannedersem. Ama dediğim gibi herhangi bir dizanteri, ishal, nosema gibi bir problemi, herhangi bir bağırsak problemini ben yaşamam. Çünkü arada bir güneş kovanlarımı ısıtır, arılar dışarıya çıkar, dışkılayıp geri döner. İyi yalıtılmış kovanlar bu güneşi hissedemez. İyi yalıtılmış kovanlar, aşırı yalıtılmış kovanlar dış ortam sıcaklığını fark edemez, içeride sürekli hapis kalır. Arada bir kış döneminde arıların dışarı çıkıp uçup geri gelmesi çok iyi bir şeydir. Ha, diyeceksiniz ki 1400 akımda arı dışarı çıkmıyor. Ama ben onu zorlamıyorum, bağırsaklarını çalıştırmıyorum, herhangi bir besleme yapmıyorum ona.
Bir. İkincisi, orada da o rakıma, o duruma adapte olmuş bir arı ırkıyla çalışıyorum. Nedir bu arı ırkları? Kışın uzun sürdüğü, salkımın uzun süre bozulmadığı, dışkılama uçuşuna uzun süre çıkamadığı, kıt kanat hayatını geçirmek zorunda kalan, o şekildeki doğaya adapte olan ırklar Karniyol'dur, Kafkas'tır, Orta Anadolu arısıdır mesela. O arılar benim işime gelir. Ama Akdeniz ikliminde yaşamış olsaydım, orada arıcılık yapıyor olsaydım, oraya uygun olan Muğla arısı, Kıbrıs arısı veya İtalyan ırkı arılarla çalışmak daha iyi olabilirdi benim için. Çünkü onlar kalabalık nüfusla kışlamaya adapte olmuşlardır. Dışarıya çıkıp kaynak toplama fırsatları benim bölgemde olduğundan daha fazladır. Bu arılarla çalışmak benim için daha avantajlı olabilirdi mesela, eğer oralarda yaşasaydım. Arı ırkını da buna göre, kış dönemine göre seçmek daha iyidir. Nosema'nın kovan yalıtımıyla ya da zamansız yavruyla ne alakası var derseniz, Nosema kış döneminde hortlar. Kış döneminde hortlamasının sebebi de biraz da şudur. Ben hiç yaşamıyorum, belki bende var veya yok bilmiyorum ama hiç yaşamadım. Ama büyük ihtimalle sebebi şudur. Kış döneminde zamansız yavruya yattığı zaman arılar polen tüketirler, pergayı tüketirler, arı ekmeğini. Ve bu bağırsaklarda şişme yapar. Yani sindirim sistemini çalıştırır, sindiremediği poleni dışarı atmak zorundadır arı. Nosema'da bir bağırsak hastalığıdır. Arı dışarı çıkacağı ortamı bulamadığında, dış sıcaklık, kovan iyi yalıtıldığında veya yalıtılmasa bile zamansız yavruya yatmışsa eğer dışarı çıkacak ortamı bulamadığında, yani hava şartları dışarı çıkmasına müsaade etmezse uzun bir süre kovan içine dışkılamak zorunda kalabilir. Kovan içine Nosema hastalığında olan bir arı dışkıladığında arıların farajı, el bezini veya süpürgeyi tutabilecek bir elleri yok. Onu yalayarak temizlemek zorundadırlar. Yalayarak temizlediklerinde de hastalık hızla çabucak kovan içine yayılır. O yüzden aşırı yalıtımın ve zamansız yavrunun Nosema'nın hortlamasına da etkisi vardır. Besleme konusunda dediğim gibi hiç boş gözenek kalmayacak şekilde arıları beslediğinizde bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Beslemeyi hakkıyla yapmanız lazım. Buradan 2 yıl öncesine kadar bundan 1 kilo kestane balı 1 çuval şeker alıyordu. Şimdiki gibi pahalılık yoktu. O zaman da bile bir çuval, bir kavanoz bal satıp Trabzon arıcısı, Doğu Karadeniz arıcısı 4-5 tane arısına onu yedirip de bir kavanoz bal karşılığında arılarını açlıktan kurtarmıyordu. Şimdi ise çok daha pahalı. Aynı oranda bala zam yapmamız mümkün değil çünkü alım gücü yok. Orta derecede kıt kanat itmek zorundayız biz de. Şimdi arıları tam beslemediğinizde, çok çok da iyi yalıttığınızda arı kıpırdayamıyor. Çünkü dış ortam sıcaklığını hissedemiyor. İçeride duruyor. Tam o soğuklar bastırdığında artık o da sımsıkı salkıma giriyor. Daha sonra dış ortam ısındığında çözülemiyor. Çünkü onu fark edemiyor. Aşırı yalıtıldığı için. Fark edemediğinde o sırada tükenen bal kaynaklarının yerine dış çerçevelerdeki balı alıp gelemiyor. Veya kendi salkımını kaydıramıyor. Çünkü dış ortam sıcaklığını hissedemiyor. Aşırı yalıtılmış. Bunun sonucunda ne oluyor? Arı kafalarını gözeneklere sokuluyor. Kimisi pıtır pıtır alt noktaya dökülmüş oluyor. Ondan sonra teşhis şu. Kovanda bal var, arı öldü. Ya varroa'ya, ya Nosema'ya, ya herhangi bir pestisite, ilaca, zehire falan kabahat bulunuyor. Hayır. O arı açlıktan öldü. Ve aşırı yalıtımdan. Önceden arılar tabiatta kendi başlarına yaşayabiliyorlardı. Ağaç kovuklarında, varroa'dan önce. Ağaç kovuklarında, bir kaya kovuklarında, hatta toprakta bile. Ben küçükken hatırlıyorum. İlkokula gidiyorduk. Bu bir hatıradır benim için. İlkokula gidiyorduk. Biz yürüme gidiyorduk. Okul buradan 1,5 kilometre uzaktaydı. Beşiktaş'ın merkez ilkokulu. Mahalleden uşaklar üstten aşağı gelirdi. Herkes bir arkadaşını alırdı yanına. Gelirdi. 4-5 uşak giderdik okula. Bir okul dönüşü hatırlıyorum.
Burada yolun kenarında, o zaman yolda toprak yol yani, taşlı yol. Burada toprak duvar. Toprağın içine böyle bir delikten arılar girip çıkıyor, girip çıkıyor. Biz onu bir fark ettik o zaman okuldan dönüşte. Oradan onları izlerken işte polenle beraber arılar geliyor, hemen konuyor, giriyor içeri falan derken orada pat diye arkadaşım bir tanesi yassı bir taş bulmuş. Uşak pat diye kapattı deliği. Deliği kapatınca biz orada onları izlemeye başladık. İşte çocukluk yani. Gelen arı dans ediyor falan, işte bacağında polenler gelip konuyor taşa, oralarda oyalanıyor, girmeye çalışıyor falan. İşte biz orada endişelenmeye de başladık. Ne yaptık, doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık, ne olacak falan filan derken oradan başka bir uşak pat diye taşı düşürdü. Taşı düşürünce tabii dışarıya bir siyah bulut çıktı. O bulut bizi bir sardı. Biz tabii bağıra çağıra çil yavrusu gibi dağıldık. Kimimiz fındıklığa doğru, kimimiz yokuş aşağı, yokuş yukarı. Ben eve geldim tabii bağıra bağıra. O arada annem de soruyor bana ne oldu, nasıl oldu falan filan derken dedik böyle böyle yaptık deyince, o arada yoğurt mor sürüyor kafama. Yoğurdun da bir işe yaradığı yok da. Yoğurt falan sürüyor kafama. Dedik böyle böyle yaptık deyince yoğurt tasını tak etti kafama. Başımın üzerine. Ben orada öğrendim. Sana zarar vermeyen hiçbir hayvana, sana hiçbir zararı yoksa ilişme. Ben orada onu öğrendim. Dedi ki size hasetmiş arılar. Yarın okula gittik ki birinin gözü şiş, birinin dudağı, benim kulağım duymuyor. Biri kalemi zor tutuyor falan. Yani o zaman doğada arılar yaşayabiliyordu. O arıları daraltan mı vardı? O arıları sımsıkı yalıtan mı vardı? O arılara kışın ortasında kek mi veren vardı? Yoktu. Sorsan herkes doğal arıcılık yapıyor ama arının yaşam döngüsüne uymuyor. Ne dedim? 4 ay çalışıyor, 8 ay tüketiyor. Buna uygun şekilde yapılması lazım. Peki kış döneminde yetecek olan besini nasıl verirsiniz? Arıyı daraltmadan, boş göz dahi bırakmadan besleme yaparsanız. Bunu ekonomiye şimdi bağlamayın. Çünkü anlattım, 2 sene öncesinde 1 kilo kestane balı 1 çuval şeker alıyordu. Yine kötü besleme yapılıyordu arılara. Bu bilincin oturması lazım. Besleme konusunu bu şekilde anlatayım. Kapatalım şimdi. Gelelim varroa mücadelesine. Bu da ikinci büyük sebep. Asıl katil varroa olmasına rağmen varroa'dan sonra yine ölümlerde yavru çürüklüğüne, arıyı sıkıştırmamaya veya herhangi bir zehire suç bulunuyor ama asıl suçlu varroa'dır. Onu da şöyle anlatayım. Şimdi arılar şu anda az yavru yapıyorlar. Bu 100 rakımdaki arılarım 1400 rakımdaki arılarımdan daha zorlu bir süreç geçirecek. Çünkü varroa avantajlı bir şekilde yine seneye başladı. Neden? Havalar ılıman gitti. İçeride yavru aksamadı. Varroa'nın yaşam döngüsü de bozulmadı. Yaş kesintiye uğramadı. Varroa yine aktif bir şekilde üremesine devam ediyor. Varroa'yı kovanı öldüren olarak değil de varroa'yı hastalıklara yayan bir parazit olarak görmek lazım. Aslında arıları öldüren hastalıktır, virüslerdir. Bunların yayılmasının başta sebebi de varroa'dır. Kovanı öldüren varroa da değildir aslında yani bu sebeple. Varroa'yı kabullenilmesi lazım herkesin, bilmesi lazım. Varroa'ya da ona uygun mücadele etmesi lazım. Şimdi bahar döneminde ana arılar varroa'dan daha hızlı yumurta atıyor. Bahar döneminde ve yaz döneminde varroa'lar yakalayamıyor. Varroa'yı herkes kabullenirse kendisine bir takvim oluşturur, bir cetvel oluşturur ve ona göre onunla mücadele etmeye başlar. Yeni arıcılar bilhassa ilaçlama dozunu çok fazla arttırır. Varroa'yı bir kere de bitireyim diye düşünür. Halbuki arıları daha çok zora sokar. Çünkü o ilaçtan arılar da etkilenir. Bal mumu, perga, bal o ilaçları kendine absorbe eder. Hem bizim için kötü olur, hem arılar için kötü olur. Biz ki Doğu Karadeniz'de Çernobil'den çile çeken bir halk olarak Doğu Karadenizli arıcıların tertemiz bal üretme sorumluluğunu taşıması lazım. Dün mesela Dünya Kanser Günü'ydü. Yakın tarihte kayınpederini kaybetmiş, ondan önce halasını kaybetmiş birisi olarak bu konuya azami özen gösteriyorum. Yıllardan beri nasıl temiz bal alırımın peşine düşüyorum. En iyi sonucu da arıları daraltmadan, katları vermeden önce besleme yapılması gerekiyorsa besleyip, ilaçlama yapılması gerekiyorsa ilaçlayıp bitirip katları verdikten sonra araya hiç dokunmamak. Hatta ben
Ocağın ilk haftaları veya Aralık ayında son ilaçlamamı yapıyorum. Bir daha Ağustos ayına kadar veya Temmuz'un sonuna kadar kovanlarıma ilaçlama yapmıyorum. Çünkü balım temiz olsun diye. Şimdi varroa konusuna gelirsek. Yazın sonunda varroaları bir sefer ilaçladıktan sonra dökülen varroa miktarına bakıp birçok aracı rahatlar. Halbuki o dökülen varroaların yerine daha fazla, daha büyük bir rezerv kapalı yavruların içindedir. O dökülenlerin yerine gençleri daha yüksek miktarda gelecektir. Bilhassa Ağustos ayında, Eylül ayında. O dönemde periyodik olarak varroa mücadelesi yapılması lazım ki, yani bunun en az bir 24 güne yayılması lazım ki veya 25 güne varroadan arılarımızı temizleyebilelim. Nedir? 5 sefer 5 gün arayla oksalik asit buharı yapılabilir. Veya elinizde, ben kullanmıyorum ama amitraz duman varsa yapılabilir. Amitrazın ölçüsünü kaçırdığınızda o sıkıntı yaratır. Ki zaten şu anda varroalar amitraza ve flümetrine direnç geliştirmeye başlamış. Bunun da sebebi arıcılardır. Çünkü biz söylediğim gibi yeni arıcılar dozu çok fazla kullanıyor. Kapalı gözlerden çıkan varroalar o dozun etkisi geçmeye başladığında onları aşı gibi geliyor ve direnç kazanıyor. Bundan önce kumafosa varroaların direnç kazanması gibi. Bir de fumagilin miydi? Öyle bir ilaç daha vardı herhalde. Ben onları hiç kullanmadım ama okuduğum kadarıyla veya konuştuğum kadarıyla varroalar onlara tamamen direnç kazanmış. Şimdi ise flümetrine ve amitraza da direnç kazandı. Bunların sebebi de dediğim gibi reçetesi olmayan arıcılardır. Dozu fazla kullanan, olması gerektiği gibi kullanmayan arıcılardır. 25 güne 5 gün arayla ilaçlamaya yaydığınızda aslında bu işin üstesinden çok rahat gelebilirsiniz. Ben şu şekilde geliyorum, çok rahat bir şekilde. Balı aldıktan sonra Ağustos ayında tam kıtlık dönemine girmeden arılarımı bölüyorum. Şu şekilde bölüyorum. Ortadaki kapalı yavruları alıyorum. Mevcut çerçeveleri ortaya toplayıp yanlarına başka çerçeveler girip tamamen yavrusuz bir şekilde içeride ana arısıyla beraber hemen beslemeye başlıyorum ve tek sefer bir oksalik püskürtme ile veya buhar ile sorunu çözüyorum. Bir daha oksalik damlatmaya kadar o arıyı ilaçlamaya gerek kalmıyor. O arı çünkü alttan yeni tertemiz nesili, genç nesili, uzun ömürlü kış arılarını yetiştiriyor. Diğer yavrulu bölmeyi de bekliyorum. 3 hafta ya da 24 gün. O herhangi bir yalancılama süresine girmez o sırada, merak etmeyin. Bütün yavruları doğunca onu da tekrar bir ilaçlıyorum. Tabii ona bir 5. gün gidiyorum. Kapalı gözlü ana arı memelerini bozuyorum. Açıktan 2 tane 3 tane yedekli olarak bırakıyorum. O da güzel bir şekilde yoluna devam ediyor. Ya da ona kendi yetiştirdiğim ana arıyı tanıtıyorum. Bu şekilde yapmasanız bile, kapalı yavru hasadı yapmasanız bile, dediğim gibi periyodik bir varroa ilaçlaması yapılması lazım ki varroanın üstesinden gelebilelim. Yani gelebilsin arıcılar. Diyelim ki geç kalındı. Ekim ayına kadar kaldı varroa mücadelesi. Veya bir sefer yapıldı, çok varroa döküldüğünü gördü arıcılar, tekrar arkasından yapmadı. Ne olur? Ekim ayında görmüş olduğunuz 7 çerçevelik bir koloni, aslında ömrü tükenmek üzere olan veya Eylül ayında gördüğünüz 7 çerçevelik bir koloni, ömrü tükenmekte olan yaz arılarıdır. Ekim ayının sonunda, Kasım ayında asıl görürsünüz yeni nesil kış arılarını. Onlar Mart'a, Nisan'a kadar yaşayacak olan arılardır. Şimdi arılar 7 çerçeve varroadan hasarlı olarak alttan doğan işçi arılar, varroa deforme kanat virüsünü, arı felci virüsünü çok hızlı bir şekilde kovanlara yayar. Alttan gelen hasarlı arılar eğer hasta olarak geldiklerinde zaten normal tamamlaması gereken ömür gününü tamamlayamadan ölürler. Dışarıdan kaynak arama zorunda kalırlar. Nüfus azalır. İçeride bir mevcut yavru vardır. Onu bakmak zorunda olurlar. Tarlacılığa çıkması gereken yaştan daha önce tarlacılığa çıkarlar. Yine dışarıda ölüp kalırlar. Kovan nüfusu hızla düşmeye başlar. Hasta zaten arılar yine hızla düşmeye başlar. Bunun sebebi varroadır. Nüfus birden düştüğü için 7 çerçeve girmiştin Ekim ayında, bir baktın ki Kasım sonunda kaldı 3 çerçeve. 3 çerçeve arı o sıradaki yavruyu ısıtamaz. Arı yavru çürüklüğü olur. Sonuç nedir? Arıyı daraltmadım da yavru çürüklüğü oldu.
Hayır. Varroa arı yetiştirdin sen. Arılar erkenden öldü. Yavrular daha doğamadan. Ondan yavru çürüklüğü oldu. Varroa'dan dolayı yavru çürüklüğü oldu. Arılar tam daha pupa halindeyken doğamadan tam çıkacağı sırada dışarı çıkamaz. Dilleri dışarıda kalır. Gözeneğin içinde. Dersin ki zehir aldı. Hayır, hastalıktan öldü. Varroa'nın bulaştırdığı bir hastalıktan öldü. Yavru çürüklüğü oldu. Anlattığım gibi hızlı nüfus kaybettiği için, yavruyu ısıtamadığı için. Sebebi Varroa. Eğer Varroa'ya planlı programlı bir mücadele yapılmış olsaydı, o kışa giren 7 çerçeve arı, kıştan da yine 7 çerçeve olarak çıkardı. Ama o 7 çerçeve arı, tamamen sağlıklı doğmuş olan kış arıları olsaydı. Benim arılarımda görüyorum, Kasım ayındaki nüfustan daha fazla nüfus olabiliyor Şubat sonunda. Çünkü sağlıklı arılar. Bunlara yine devam ederim. Yani horozlar falan da bırakmıyor. Herkese kayıpsız kışlatmalar. Beni buraya kadar dinlediğiniz için de teşekkür ederim. İnşallah Türk arıcısı, Türk arıcılığı hak ettiği noktaya gelir.